Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün Başlıyor'un ikinci saatiyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz sevgili üstadımız Orhan Kemal'in küçük oğlu Işık Öğütçü. Hoş geldin Işık. Hoş bulduk. Evet, bir yazarın oğlu nerelere kadar gidebilir? Tabii ki edebiyatın içerisinde, hele hele Orhan Kemal'in oğlu olunca. Şimdi elimde onun imzalı Orhan Kemal ve üç oyun ve altında da hazırlayan, uyarlayan Işık Öğütçü var. Bu kitapla ilgili konuşacağız ama başka şeyler de var tabii konuşacağımız. Onun için yazarından dinleyelim bunu. Bu kitap nedir? Bir de üstelik de burada galiba Aspendos bu. Can Ersal çizmiş. Aspendos değil mi? Gibi. Sanki yani antik tiyatro. Neresi olduğunu bilmiyorum ama bir antik tiyatro kapağı evet. Yapacağım dedi. Çok güzel. Aspendos'a bir çok benziyor. Evet. Yani bu tabii benim yıllardır bir birikimim. Çünkü üniversite yıllarında bizim ajans, On Copyright Ajansı, bilirsiniz o da rahmetli oldu. Bize, daha doğrusu abime oyun metinleri İsmini de zikredelim. Osman Bey. Osman abimizden söz ediyoruz. Nazım, adaşım. Kemal'i. Kemal'i abim. Evet. En son biz onunla kaldık zaten evde. Kemal abime işte daha çok bu işler gelirdi. Hatta bakın şimdi o geldi aklıma. Bizim komşumuz Basınköy'de Leyla Soykut'tu. Leyla Soykut biliyorsunuz çok iyi bir Rus çevirmeniydi. Rus metinlerini. O çevirdiklerini de abime dikte ettirir ve yazdırırdı daktiloyla. Yani bizim böyle bir aile geleneğimiz var, daktilo yazma. Babamda da zaten var. Babamın daktilosu da var. İşte önce abim yazdı, sonra da işte o okul bitip artık evden ayrılınca o işler bana kalmaya başladı. Ve hemen hemen bir 10 yıl gibi bir süreç. Ben en azından her yıl ona yakın bu tür tiyatro eseri yazıyordum, çoğaltıyordum. Yani o zaman tabii fotokopi falan yok. Bir teksir denilen bir şey var. Bazen teksir kağıdına yazardım, bazen de işte 6 kopya maksimum daktilonun alacağı kapasite. Onları yazıp teslim ederdim. İşte öğrenciyim, cep harçlığı olurdu. Tabii ki bu bende çok büyük bir birikim yaptı. Yani orada o kahramanları ben de oynuyordum, ben de konuşturuyordum. Bazen eleştiri yaptığım bile olmuştur. Ya burada şöyle bir cümle olsaydı çok daha etkili olur diye de düşündüğüm... Katkı bile yapıyordun yani. Yok, onu yapmıyordum da. Aklından geçiyordu. Aynen yazıyordum. Sonra tabii 1977'de ben üniversiteye girince Kenter Tiyatrosu'nda kitap satmaya başladım. Ve benim o metinlerim, ki Kenter'lere de çok yazmışlığım vardır. Orada hem provasını hem sahnelenmesini gördüm. Yani hem mutfağını hem son aşamasını hepsini orada ben izledim ve 5 yıl boyunca bunları bir fiil izledim. Tabii oraya başka şansım da vardı. Turneye gelen tiyatrolar da vardı. İşte Ankara Sanat geliyordu. Müjdat Gelenler geliyordu. Bunların hepsini ben izliyordum. Ve bu izleme, işte takip, arkadaşlık, yani oradaki bütün oyuncularla zaten dostluğumuz, ahbaplığımız vardı. Hiç unutmuyorum. Gülü Sürüri'nin bir tek kişilik oyunu vardı. O takip ışığını yöneten bir arkadaşımız da askere gittiğinde Işık sen yapar mısın dediler. Yaparım dedim. Benim adım Işık ya. Onunla ilgili çok enteresan bir şey var. İlk gün ışığı tutuyorum. Kaçırdım. Yani bir yerde atladık. Güliz Hanım dolaşıyor. Işık başka yerde mi kaldı? Ben yani ya küçülttüm. Bir şey yaptım. Hey Işık neredesin dedi bana. Ya şimdi ismim Işık. Bana mı seslendi? Işığımı yanlış tuttuğum için seslendi bilmiyorum. Ama çok hoş böyle bir anım da vardır. Yani bunların hepsi sonuçta birike yani işte okul bitti, iş hayatı, arkasından 2000 yılında müze,
22 yıllık bir müzemiz var. Onu da biliyorsunuz zaten. İşte bilmeyenler için söyleyelim. Cihangir'de, Cihangir'in merkezinde, ana caddede Orhan Kemal Müzesi var. İstanbul'a gelen bütün İstanbul'u sevenlerin mutlaka görmesi gereken bir yer orası, Orhan Kemal Müzesi. Ayrıca çay kahvede içebilirsiniz yani, evet, müzeyi gezdikten sonra. Evet. O süreçte ben tabii bu kitapları çok okudum, çok biliyorum. Yani uyarladığım oyunları. Nazım Hikmet'i çok seviyorum. Yani o kitap, anı kitabı, ki ben ona, bakın 65 yılındaki ilk baskıdır. Babamın da kendi ifadesidir. İşte aklımdakileri sıktım. Nazım Hikmet'e layık değil ama işte bu kadarını yazabildim falan diyordu. Ben sonra ona işte bir takım günlükler ekledim, mektuplar ekledim. Onu biraz daha zenginleştirdim. Ve çok yaşadım ben o eseri. Hatta babamın hapisten çıkarken Nazım Hikmet'e yazdığı bir şiir var. Nazım Hikmet okuyor ve de oturup ağlıyor. Bu şiiri de buldum, o kitaba koydum. Bunların hepsi, sonra da dedim yani bunu ben tiyatroya uyarlayabilir miyim? Yani çok hoş bir uyarlama oldu bence. Çünkü yani hem giriş hem finali gerçekten çok çok iyi bağladığımız düşünüyorum. Tabii bunun kararını ben veremem. Seyircilerimiz tabii sahnelenirse verecek. O zaman ben sonucu göreceğim. Şimdi çok kitabın içinden girdik. Onun için biraz dışarıdan çerçeve çizmemiz lazım. Nazım Hikmet'le 3,5 yıl Orhan Kemal'in eseri. Bunu Tunç Soyer arıyor. Yayında bir izin verir misiniz? Söyleyeyim, İzmir her zaman gelmez. Tunç Başkan, canlı yayındayım, izin istedim izleyicilerimden. Senin sevgilerini iletiyorum, bizim sevgilerimizi de sana iletiyorum Başkan. Tamam, 45'te arayacağım seni Başkan. Evet, böylece bir canlı bağlantıda gerçekleştirmiş olduk. Evet, kitap sonra arkadaş ıslıkları ve tersine dünya. 3 roman bunlar. Ve üçünü bir kitapta toplayarak tiyatro eseri haline dönüştürmüş. Aslında bu başlı başına bir şey tabii. Yani bir romanı nasıl film için senaryolaştırılırsa tiyatro oyunu haline getirmek de ayrı bir emek istiyor. Böyle sıradan basit bir şey gibi anlatıyor ama ışık öyle değil olay. Gerçekten hem içinde betimlemeler var, oyuncuların nasıl bir pozisyon alacaklarını, hangi ifadelerini yüzüne oturtacakları da yazılmış halde ve az buz şey değil. Ayrıca bunlarla ilgili bilgi var içinde ama sen söyle, bu eserlerin sahnelenme şansı nasıl? Bir tiyatro topluluğu ya da kurumu bunlarla ilgilendi mi? Şimdi tabii bu bir takım prosedürlere bağlı. Yani devlet tiyatrosunda ve şehir tiyatrolarında oynaması için işte dramaturjiden geçmesi lazım. Bunların hepsi geçti. Şu anda oyun havuzunda duruyor. Yani bunlar tabii bugünlük bir şey değil. Yani Nazım Hikmet 2010 yılında yaptığım bir çalışmaydı. Ama yıllar içinde ben çok uğraştım, çok değiştirdim. Fırsat yakalasam hala yine değiştiririm. Yeni belgeler çıktıkça değil mi onunla ilgili? Yani şimdi tiyatro dediğiniz şey böyle hani durağan bir şey değil, yaşayan bir şey benim gözümde. Yani oraya güncel bir şeyi de ekleyebilirsiniz. Bakın tersine dünya, tersine dünyada babamın yazdığı dönemde cep telefonu falan yok. Ben cep telefonu koydum. Bir hapis sahnesi vardır. Orada da hapis sahnesi var kitapta. Fakat zaten Orhan Kemal'in yaşamı deyince cezaevleri şey gibi, ikinci adres gibi. Aynen öyle. Zaten kendisinin de mektubunda yazarsanız işte şu adrese yazın diye adresini veriyor. Cezaevi, Sultanahmet Cezaevi diyor. Tabii burada tersine dünyada da bir hapishane sahnesi var.
Ben oraya mesela bir yazar koydum. Ve yazarın bir takım mesajları var. Tersine dünya biliyorsunuz kadın erkek değişiktir roller. Orada da yani erkekler tabii hep eziyet çekerler. Ben o eziyeti aslında anlattım ama onu ters çevirdiğiniz zaman günümüzdeki kadına yapılan şiddet, haksızlıklar, adaletsizlikleri görmeniz mümkün. Yani böyle hoş günümüze de uyarlanabilecek aslında metinler. Orhan Kemal'in eserleri yaşıyor. O yazdığı yıllarda kalmadı. Hala bugün onlar var. O kahramanları yaşıyoruz. Çoğu biziz. O açıdan yani bazen yani nasıl bunu işte oluşturdum falan. Yani ben bir şey yapmama gerek yok. Orhan Kemal'in kitabını koyun zaten o bir işinden film çıkar, dizi çıkar, tiyatro çıkar. Bu kadar canlı, bu kadar kendimizi bulduğumuz eserler. Evet. Peki bu 10 yıl önce başladım demiştin. Diğerlerinin ne kadar çalıştın ve bu kitap ne kadar sürede bu baskıya hazır hale geldi? Yani 2010'da Nazım Hikmet'i yazmıştım. 2011'de Arkadaş Islıklarını, 2015'te de Tersine Dünya'yı. Fakat tabii bunları ben yazdıktan sonra çok üstünde durdum. Çok döndürdüm, düşündüm, tekrar tekrardan okudum. Tabii bu arada bunlar dramaturjilere gitti, oradan geçti. Fakat ben yine de hani okumalarım devam etti. Sonunda işte bu sene dedim şunu şey yapalım, kitap halinde çıkartalım. Bizim Everest yayınları da hemen bastılar, yayınladılar. Yani çok güzel bir çalışma oldu. Sanıyorum yani işte şehir tiyatrosu İBB'nin oynamayı düşünür. Şeyi aldılar değil mi? Bunları listelerine almışlar. Yani şeyde oyun havuzunda duruyor. Ha, oyun havuzunda. Oyun havuzunda duruyor. İşte oradaki yönetmen arkadaşlarla falan konuşmuşluğum var, sohbetim var. Ama tabii herkesin bir yayın programı var, oyun programı var. Onlara ben bir şey diyemiyorum. Ama mutlaka bir gün gündeme gelir. Özel tiyatrolar için yani fiyat belki biraz ekonomik olması açısından devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu daha uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü bunlara iyi bir dekor da gerekiyor değil mi? Yani şeyde... Çok basit dekorla bile yapılır. Yapılabilir. Yani ben bu tür şeyi yani diyorum ya yıllar içinde ben Dostlar Tiyatrosu'nun oyunlarını da seyrettim. Evet, müdür odasıyla Nazım Hikmet'te müdür odasıyla mahkeme aynı. Yani aynı yerde olabilir. Bir iki pano değiştirerek bunu siz canlandırabilirsiniz. Yani büyük devasa dekorlara falan hiç gerek yok. Yani çok ucuza, minimalize hatta oyuncular bile birkaç rolü oynayacak şekilde ben düzenledim. Evet yazmışsın ona da. Evet onu da gördüm. Peki sıfırdan bir oyun yazmayı da düşünüyor musun? Yani işte cep telefonu yoktu. Babanın eserlerini onları koydun. Yani daha farklı dünyalarda yaşıyoruz. Mesela ben ilkokulda şeyi hatırlıyorum. Bu fincan büyüklüğünde şeyimiz vardı. Ahşap yumurtamız vardı. Sen yetişememiş olabilirsin ona. Bununla bize el işi dersinde çorap topuğu yamama öğretiyorlardı el işi. Onlar muhtemelen köy enstitülü hocalardı tahmin ediyorum. Çünkü çoraplar pamuk oluyordu bizim zamanımızda bu şey sentetik tekstile girmemişti daha. Pamuk çoraplar da belli bir süre sonra eziliyor ve topukları yamanırdı ve öyle giyilirdi. Ayrıca ayıp falan değildi yani yamalı çorap giymek. Çünkü ve bunun da yani çorap topu ve burnu yamanmadan onlar eskimezdi. Eskitleri denilmezdi. Bize derste bunu öğretiyorlardı böyle. Ben de şimdi işte söylüyorum çocuklara, gençlere. Ben diyorum böyle başlamıştım hayata. Çorap, ahşap yumurta üzerinde çorap topu yamayarak. Şimdi diyorum internetten buraya giriyoruz.
istediğim ülkenin istediğim yerde bulunduğum yerden kendi internet sayfama yazı koyabilir hale geldim. Yani bu müthiş bir değişim. Bu mesela sen de bunlara çok yakınsın. Böyle düşünüyor musun hiç sıfırdan bir oyun yazmayı? Yani şimdi ben hani önde olup bu konuda rol çalmak istemiyorum. Yani ben bunların hepsini bir Orhan Kemal'e saygı duruşu aslında yaptığım çalışmalar. O yıllar içinde çok haksızlığa uğradı. Bir sürü imkansızlıklar içinde kaldı. Ben onun bu zaman dilimini kapatmaya çalışıyorum. Orhan Kemal Türkiye için hatta dünya için çok önemli bir edebiyatçı. Ve onun böyle eserlerinin var olduğunu ben sürekli işte gündemde tutmak için uğraşıyorum. Ha benim kendi özel çalışmalarım var mı? Var. Yani yıllar içinde yazdığım şiirlerim var. Şimdi onları topluyorum. İşte onları son okumalarını falan yaptıktan sonra onu da yayın evine önereceğim. Böyle bir çalışmam var. Yani belki de şey sıralamasını da düşünürseniz yani babamın da mesela 15-16 yaşında skeçler yazdım diyor. Şimdi bunu işte tiyatro uyarlaması olarak düşünün. Sonra şiir yazıyor. Benim gizli yazdığım öyküler var, bunu kimse bilmiyor. Bilgisayarda saklı. İşte şiirler belki çıkar. Arkasından belki işte bir öykü denemem olur. Öykü yazarım. Çünkü üstadla ilgili artık yapacağım bir tek çalışma daha var. O çalışmada anılar ve anekdotlar diye şu ana kadar 80 sayfa yazdığım bir metin var. İşte sizinle bir anısı var. Onu siz yıllar önce bir gazetede yazmışsınız. İşte onları ben araştırıp bulup çıkartıyorum. Ve böylece pek çok dostunun Orhan Kemal'le ilgili anısını, görüşünü böyle bir kitapta toplamak herhalde keyifli olur diye düşünüyorum. Bir de ileride belki ben yetişebilir miyim, bana vakit kalır mı bilmiyorum ama bir Orhan Kemal biyografisi yazacak olanlara da bayağı bir malzeme olmuş olur. İşte bu en son çıkardığım şu kitapla ilgili olarak, toplam olarak söylersem 13 tane kitabım oldu. Bu 13 kitap büyük bir serüven aslında. O açıdan yani hiç böyle bir şey düşünmedim. Yani bu enteresan bir öneri. Belki yaparım da. Yani bilmiyorum. Evet. Bir öneri daha var. Peki müzede üstadın bir Balmumu heykeli ben en son gezdiğimde yoktu. Böyle bir şey düşünüyor musun? Balmumu heykeli. Yani çünkü Yılmaz Büyükerşen tabii ki bu konuda şey Yılmaz Hoca'ya böyle bir öneri götürelim diyorum. Bir tane de yani müzeye geliyorlar Orhan Kemal'i de görsünler. Çünkü o kadar gerçek yapıyor ki yani Atatürk'leri falan yapıyor yani şey hoca. Hatta bana bile teklif etti. Önce ben dedim ki ya hocam dedim ben Balmumu'ndan heykel yapılacak adam mıyım? Gözünüzü severim falan filan. Sonra sonra ikna ettiler. Dedim ki yani yaşım 70 oldu. Yarın öbür gün olmayabiliriz ama Balmumu heykel kalsın orada. Gazetecilik açısından 90'lı yıllar falan böyle gözümün önüne geldi. Bir Eskişehir ziyaretine ve elbiseler de istiyor şey. Ama ben tabii ki bu Balmumu heykel meselesinde Orhan Kemal'i önerisini ciddi olarak sana yapıyorum. Yani bunu düşün de orada koyalım diyorum. Yani ben mutluluk duyarım. Yeter ki böyle bir jest yapılsın. Ama bir talep etmezsen de o da olmaz yani. Durup dururken şimdi Yılmaz Hoca kimin Balmumu heykeli eksik diye çeteli tutmuyor ki. Yani kesin ben şimdi yayından sonra beraber seninle kahve içerken Yılmaz Hoca'yı arayacağız. Telefon edeceğiz. Olur. Ondan sonra onu da koyalım oraya değil mi? Gelenler görsün Orhan Kemal yani, nasıl diye. Çok güzel olur. Bakın ben mesela yıllar içinde öğrenciler çok gelir müzeye. Öğrencilerin talepleri doğrultusunda işte şeye İBB'nin trafik müdürlüğüne dönem dönem yazı yazarım. İşte yön tabelaları koydururum. İşte
Sağ olsunlar. Onların en son yazdığım bir dilekçe vardı. Saymışlar, 11 tane koyduk diyorlar. Fakat gelen öğrenciler hala ağlaşıyorlar. Hocam bulamıyoruz. Çünkü velilerle geliyorlar. Çekmeköy'den geliyorlar. Sancaktepe'den geliyorlar. Veliler nereden bilsinler GPS'ten şey yapmayı, yol, yön bulmayı. Çok üzülüyorlar ve de bulamadıklarını söylüyorlar. Ben en son işte bir yazı yazdım. Dedim ki böyle böyle bir 4 noktaya daha koyalım. İnsanlar, öğrenciler bilhassa kolay bulsun. Gelen cevap uygun değildir dediler. Şimdi yani ben ne için uğraşıyorum, trafik müdürlüğü ne düşünüyor, bunlar apayrı işler yani. Evet, biz buradan da söyleyelim. Cihangir Firuza Camisi'ne gelin, sırtınızı camiye verin, karşıya doğru yürüyün, Orhan Kemal Müzesi'ne geleceksiniz diyelim buradan. Peki bu heykel meselesini de böylece hallediyoruz diye düşünelim. Canlı yayında iş yapalım yani aynı zamanda değil mi? Sevinirim valla. Hatta bir takım düşüncelerimiz var. Binayı biliyorsunuz. Evet. Binanın önüne, duvarına bir şöyle Orhan Kemal fotoğrafı koyalım. Evet dedik. Yani orada çok güzel olduğunu gösteren. Fakat bir türlü bir şey seçemiyoruz. Yani fotoğraf seçemiyoruz. Realize edemiyoruz. Acaba resim olarak çizilen bir Orhan Kemal şeyi mi koyalım? Resmi mi koyalım? Can'a yaptır bir tane, öyle çok güzel olur. Can'ın portreleri var. Ama ben bütün bir boy bir fotoğraf yani da resim istiyorum. Fotoğraf güzel olabilir. Yani şeyde film afişi gibi kocaman bir fotoğraf. Peki öğrenciler denir, öğretmenler de geliyor oraya ve bir mektubu hem biz burada konuşmuştuk. Ben de onu yazmıştım da zaten bir gündeki köşemde. Bir öğretmenin mektubu var. İsmini o zaman da söylememiştik. Işık göstermişti bana anı defterinde. Bu sağcılık yüzünden diyor, hocam diyor, sizi tanıyamamış olmanın diyor derin mahcubiyeti içerisindeyim. Sağcı bir öğretmen, Orhan Kemal solcu ve komünist, Nazım Hikmet'in arkadaşı. Onun için külliyen okumayalım onları. Emekli olduktan sonra başlıyor okumaya ve ne kadar büyük bir vatansever olduğunuzu anladım diyor ama geç anladım diyor. Böyle öğretmenler de var. Yani ben müzede bu tür örnekleri çok yaşıyorum. Mesela bir veli kendi işte çocuğunu getirdi. Müze ödevi verilmiş. İşte dolaştılar müzeyi. Sonra ben sohbet ettim. Yani ben her gelen öğrenciyle bir ödev için kim gelirse kollarımı açıyorum, yapıyoruz o çalışmayı, hiç sıkıntı yok. İşte çocukla da konuştum, sorularını sordu, ben cevaplarını verdim falan. Babası giderken çok enteresan bir şey söyledi. Çünkü müzeyi babasıyla dolaşmıştı. Ya dedi, ben İmam Hatip mezunuyum. Orhan Kemal'i bize yanlış tanıtmışlar dedi. Al işte bir tane daha. Yani bunları ben çok yaşıyorum, görüyorum. Müze çünkü bir yaşantının göründüğü yer. Orhan Kemal nasıl bir yaşantı içindeydi? Babasının işte hatıraları var. Babasının çalıştığı bir takım defterler, notlar, hatıralar var. Bunların hepsini ben müzede sergiliyorum. Ve gördükleri zaman tabii ki böyle bir şey beklemiyorlar. Oysa Orhan Kemal'in işte bir yaşamı var ve bir tarihsel geçmişi var. Evet. Bunların hepsini görmek işte bir müzeciliğin en önemli unsuru herhalde. Peki şimdi bir senden müsaade isteyelim sevgili izleyiciler. Şimdi Işık Ölçü stüdyomuzda onunla Orhan Kemal konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'de son 24 saatte neler oldu ona bir bakalım. Sonra devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal 5. kez buluştu. İyi Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya Meral Akşener ev sahipliği yaptı.
Liderler toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı. İktidarın ek bütçe talebinin, ekonomi politikalarının iflasının itirafı anlamına geldiğini vurguladı. Açıklamada, iktidar tercihini bir kez daha enflasyonla ve işsizlikle mücadele eden çiftçinin, memurun ve emeklilerin dertlerinden değil, yandaş müteahhitlerinden ve faiz lobilerinden yana yaptığını açıkça göstermiştir ifadesine yer verildi. Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen dezenformasyon yasa teklifinin siyasal ve toplumsal muhalefeti suçlu ilan ederek cezalandırmaya ve demokratik seçim ortamını zedelemeye odaklandığına dikkat çekildi. Yasa teklifinin ertelenmesinin kendilerini rehavete sürüklemeyeceği vurgulandı. Basın ve ifade özgürlüğünü savunma konusundaki kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz denildi. Açıklamada ülkede yaşanan ve giderek ağırlaşan tüm sorunların adresi olarak tek bir kişinin ve onun belirlediği dar bir zümrenin tahakkümünü esas alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gösterildi. Sorunları aşabilmenin yolununsa Cumhuriyet değerlerine ve demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlı güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğu ifade edildi. İktidara seçim sandığını bir an evvel milletimizin önüne getir çağrısı yapıldı. 6 siyasi partinin ortak akıl ve makulde buluşmak üzere oluşturduğu istişare mekanizmasını adaylık tartışmasına indirgemeye çalışanların yürütülen çalışmaları sekteye uğratmayı amaçladıkları savunuldu. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olan demokrasi aşıklarının adayı olacaktır ifadesine yer verildi. İlk turun tamamlanacağı 6. buluşmanın Ağustos ayı içerisinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılması bekleniyor. Enflasyon Araştırma Grubu enflasyonu yıllık %176, Türkiye İstatistik Kurumu ise %79 olarak açıkladı. Aradaki makas TÜİK'e tepkileri de beraberinde getirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından verileri paylaştı. Pazar market orda notun düşen Kılıçdaroğlu, TÜİK'in verilerini atıfta bulunarak bu durumu emeklinin, memurun cebinden çalmak olduğuna dikkat çekti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi. Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız diyerek sorumluları uyardı. HDP ekonomiden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Garap Aylan, bu durumu iktidarın bugüne kadar yaptığı en büyük soygun olarak niteledi. Paylan, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. TÜİK'e enflasyonu düşük göster talimatının kim tarafından verildiğini sordu. Halkın enflasyonunun, TÜİK'in enflasyonunun en az iki katı olduğunun farkında mısınız? Enflasyonu düşük gösterip halka düşük zam vererek halkın alım gücünü bitirdiğinizin farkında mısınız diye sordu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TÜİK'in açıkladığı rakamları rezalet olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı atıfta bulunarak, bay krizin öngörüsüzlüğü tam gaz devam ediyor dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gerçek enflasyonun %200'e tırmandığını dile getirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Erdoğan'a işte sizin ekonomistliğiniz bu kadar diye seslendi. Çalışma Ekonomisi Akademisyeni Aziz Çelik, memur ve emeklinin Temmuz maaş ve aylık artışının toplam %47 olması gerektiğini ifade etti. %41,7'lik hesabın toplu sözleşmeye, anayasaya, çalışan lehine yorum ilkesine aykırı olduğunun altını çizdi. Memur ve emeklinin 5,3 puan kaybedeceği bilgisini verdi. Sendikalar itiraz etmeli notunu düştü. Sağlık Emekçileri Sendikası pek çok ilden seslendi. Aksaray Şubesi böyle tepki gösterdi. Hayat gerçek, TÜİK enflasyon rakamları yalan. Her gün yeni bir zam haberiyle başlıyoruz. Şükretmemiz, sabır göstermemiz isteniyor. Bizlerin yaşamı her geçen gün daha da çekilmez hale gelirken, müteahhitler, bankalar, parası olanlar karlarına kar katıyor. Evet sevgili izleyiciler, Türkiye'nin hali böyle. Bugün neler var? Bugün Sabahat Tuncel'in doğum günü. 1975 doğumlu, 5 Temmuz 1975'te dünyaya geldi Sabahat Tuncel. İlk kez milletvekili olduğunda, bağımsız milletvekili olduğunda cezaevindeydi ve milletvekili olarak tahliye oldu. O zamanlar böyle şeyler yapılıyordu. Yani şimdi ise parlamentodan alıp cezaevine koyuyorlar Sabahat Tuncel'i. Sabahat Tuncel'le ilgili olarak bir de videomuz var. Onu da izleyelim. Şu anda kendisi Kandıra Cezaevi'nde
ve siyasete devam ediyor oradan. Onun hayatıyla ilgili kısa bilgiler de vereceğim size. Sertaç buradan onu da söyleyeceğim da ve TRT'sinden bakacağız. Şeyi de söylemek istiyorum. Sebahat Tuncer ile ilgili kısa bilgileri de söylemek istiyorum. Bir çiftçi ailesinin 5 çocuğundan biri olarak 5 Temmuz 75'te Malatya'da doğduğu Mersin Üniversitesi MUT Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro bölümünü bitirdi. Siyasete 98 yılında HADEP Kadın Komisyonu'nda başladı. Esenler HADEP ilçe başkanlığı seçildi. Aynı dönemde HADEP kapatılınca DEHAP İstanbul İl Başkanlığı Kadın Komisyonu'nda başladı. Kocaeli Gebze ilçesinde 9 aydır tutuklu bulunurken İstanbul 3. bölgeden bağımsız milletvekili seçilerek 2007'de parlamentoya girdi. Bir de onunla ilgili olarak görüntülerimiz var, onları izleyelim. Şimdi nereden nereye geldiğimizin de iyi bir ölçütüydü bu video Sebahat Tuncer'le birlikte. Bu CNN'de yayınlanmıştı bir program ve Kürdistan'dan söz edilebiliyordu. Şimdi ise bırakın onu, bunları konuşmaları, telefonla bile bir HDP milletvekiline bağlanamıyorlar. Ama konuda HDP ne yapacak şimdi diye tartışıyorlar 8-10 kişi. Ama bir tanesine telefonla bağlanıp acaba siz ne yapacaksınız bize gelip anlatın, biz burada yorumluyoruz sizi, bir kişiyi bile çağırmıyorlar. Evet. Aynı zamanda Enver Aysever de artık öylesi kanallarda saat alamıyor. Sevgili izleyiciler, bugün bir başka değerimiz yönetmen Natuk Bayhan'ın da 97. yaş günü. 47-97, yani 1925'te 50 yıl önce dünyaya gelmiş, pek çok önemli filme imza atmış bir yönetmen Natuk Bayhan. Onu da 86 yılında yitirmiştik. Bugün onun doğum günü, yaşasaydı 97 yaşında olacaktı. Filmleriyle yaşıyor. İşte başrolde oynayan oyunculardan en sonunda Cüneyt Arkın'da aramızdan ayrıldı ama eserleri var. Evet sevgili izleyiciler, her ikisini de saygıyla sevgiyle anıyoruz. Ve Savcı Ahmet Altun, Kobane davasının savcısı, sendika aleyhinde açtı. SES eş başkanı Selma Altu Atabey için tutuklama kararı verdi. Örgüt içinde örgütlenmek diye bir tuhaf şeyle. Zaten sendika bir örgüttür ve sendika örgütlenme fikrini de yaygınlaştırır. Ama böylesine yargı mensuplarının subjektif, kendi değerleriyle bir parti savcısı gibi davranarak açtığı davalar sadece insanları mağdur etmiyor, aynı zamanda ülkeyi de, demokrasiyi de mağdur ediyor. Sevgili izleyiciler, biz stüdyomuza dönelim. Yine Orhan Kemal konuşuyoruz. Küçük oğlu Işık Öğütçü burada. Evet, sen hiç şeyde babanın yazar soyadını kullanmayı düşündün mü? Yani Işık Kemal diye. Yani fuarlarda ben çok bulunuyorum. Hani daha rahat algılansın diye. Bir kere yaptım. Işık Kemal Öğütçü yazdım. Fakat sonra dedim ki ya o Kemal, Mustafa Kemal Atatürk'e, Orhan Kemal'e, Yaşar Kemal'e yakışıyor. Ben onu sonra kaldırdım, Işık Öğütçü olarak devam ediyorum. Yani o bambaşka bir yapı, bambaşka bir dönemdi. Evet. Onların o taktığı kendilerine isimler, soyadları, değişik isimler. Yani babamın sadece Orhan Kemal olarak değil, çok değişik isimleri var. Evet. Ama esas ismi Mehmet Raşit Öğütçü. Evet. Hatta bir ara bizim bir gazeteci arkadaşımız var, meslektaşınız Mazlum Vesek. Beni bir pazar günü aradı. Abi dedi, Rüştü Ceyhan'ı tanıyor musun dedi. Dedim kim o?
Orhan Kemal dedi. Dedim yapma ya. Ve hakikaten babamın 1951'de İşçi Hakkı isimli bir gazetede... Evet, bu da arkamızdaki fotoğrafta sevgili İbrahim Balaban'ın 95. yaş günü Şişli'de kutluyoruz. Şişli Belediye Başkanı İnönü Orhan Alkaya, Işık Ölçü en başta, Balaban'ın oğlu Nazım, Hasan Nazım ve eşi Serpil de orada. Evet, Hayri İnönü'nün sayesinde bunu yapmıştık ve ilk defa böyle bir görkemli doğum günü yapmıştık. Bir de son doğum günü oldu. Yani sonra da zaten vefat etti. Vefat etti, evet. Onlar da kalsın, devam edelim. Yani bunların temposunda bizlerin, işte, araştırmacıların görevi işte bu izleri takip ederek onları bulmak. İşte İşçi Hakkı isimli gazetede babamın 1951'de Rüştü Ceyhan adıyla yazdığını bulduk. Yani bu tesadüftü. Araştırmacılık böyle bir şey. Yarın belki siz bambaşka bir araştırma yaparken diyeceksiniz ki Işık şöyle bir isim buldum. Ya bir baktım Orhan Kemal'in şu öyküsünün başka bir yazım şekli. Çünkü babam değişik isimlerle öyküleri biraz değiştirerek değişik gazetelere, dergilere vermiş. O açıdan yani bunlar hiç sürpriz olmuyor ama Mehmet Raşit Öğütçü onun asıl adı. Evet. Nedeni de çünkü kendi adlarıyla yazamıyorlar yani. Aynen öyle. Çünkü babamın işte 1938 ile 43 yılları arasında cezaevinde olması. Aldığı ceza komünizm propagandası yapmak. O dönemin ceza yasasının 94. maddesine muhalefet etmek. Nazım Hikmet de aynı maddeden ceza alıyor. O 28 yıl alıyor. Yani babamın işte o dönemde Bursa cezaevinde 40-43 yılları arasında Nazım Hikmet'le birlikte olması, yoğun bir şiir yazmadan Nazım Hikmet'in tavsiyesiyle öyküye dönüşmesi, bu öykülerin İstanbul'da çeşitli gazete dergilerde yayınlanırken, işte Yürüyüş isimli bir dergide babam Orhan Raşit imzasıyla yazıyor. Ve oradaki işte öyküsünün imzasını gördüğü zaman şok oluyor. Çünkü imza Orhan Kemal olmuş. Yani babamın koyduğu isim de değil. Editörler, derginin üstünde bir soruşturma var. Hani ceza gelmesin diye. Garanti olsun. Raşit'ini atmışlar, Kemal koymuşlar. Babam önce yadırgıyor. Ya hoşuma gitti bu diyor. Sonra eşin dostun haberi olsun. Hep bu adla yazacağım. Gerçekten işte 1941'de bu dönüşüm oluyor ve 70'e kadar Orhan Kemal artık onun adı olarak kalıyor. Evet, şey de öyle. Yani bizim bütün ünlülerimiz hemen hemen neredeyse, değil mi? Vedat Türkali, evet. Abdülkadir Pirasan, Abdülkadir Demirkan. Soyadı bile çift ondan sonra. Esas soyadı bile çift yani soyadı. Yaşar Kemal de öyle. Evet. Değil mi? Şey, Kemal Sadık Gökçeli. Evet, Kemal Sadık. Aslında Gökçeli diye hep ben bilirdim ama Gökçeli. Belki orada bir düzeltme yapılmıştır. Değil mi? Yumuşak geli yazılır. Evet, evet. Gökçeli. Evet. Ben öyle biliyordum. Yani bir takım belgelerde de o şekilde yazıyordu. Yani bu isimler o insanlar için işte hep böyle bir değişiklik, içindeki o yazma duygusunu, verecekleri mesajı verdirme şansı sağlıyor o değişik atlar. Mesela bakın bir başka bir örnek vereyim. İki Damla Gözyaşı diye babamın çok enteresan bir romanı vardır. Yani hatta bu 1950'li yıllarda Zeki Müren'in resmiyle tanıtımı yapılmış. Bu İki Damla Gözyaşı'nın. Zeki Müren'in Aşkımın Tek Hatırası şarkısının romanı diye lanse edilmiş. Bu bir dergide veyahut da gazetede tefrika oluyor. Tefrika edilirken şunu yazmışlar. Yazan iki nokta üst üste Türkiye'nin en ünlü bestekarı demişler. Yani orada isim bile yok. Ya bunların hepsini gördüğünüz zaman
müthiş bir dünyanın içinde olduğunuzu görüyorsunuz. İşte ben onun için araştırmayı çok seviyorum. Evet. Hep yeni keşifler, yeni bir takım buluşları yapma şansınız doğuyor. Evet, Türkiye'de solcu ve aydın olduğun zaman bir yol, bir ayağın cezaevinde içinde oluyor. İşte Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz diye gelen AKP vardığı noktada 18 yıl Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla cezaevlerinde duruyor insanlar. HDP'li milletvekilleri, belediye başkanları da yaptıkları işlerle ilgili değil, söyledikleri sözler nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Ki bir zamanlarda 4 satırlık şiir okuyan Recep Tayyip Erdoğan da bunların başındaki kişi olarak geçmişte böyle bir mağduriyet yaşamış ve İnsan Hakları Derneği'nin ifade etmek istiyoruz kampanyasında yer almıştı afişlerde. Evet, son dakikanın içindeyiz. Son söz konuğun. Senle bitirelim programımızı. Yani bu 3 oyun sanıyorum yani önümüzdeki süreçte oynanır. Güzel bir çalışma olduğunu tahmin ediyorum. Tabii ki belki onu sahneye koyan yönetmenler işte benden bir görüş almak isterler. Onlara da naçizane bu görüşlerimi iletirim. Çünkü biraz yani şimdiki modern belki tiyatro anlayışı değil, benimki biraz daha klasik tiyatro anlayışıyla ben bunların hepsini oyunlaştırdım. Güzel bir seyir dileyim ben bunu seyredecek olanlara önümüzdeki süreçte. Size de çok teşekkür ediyorum. Niçin? Orhan Kemal'i elbette yine yaşattığımız için. Elbette bizim kanalımız zaten bunun için var. Bu değerlerimize sahip olma, çıkmak için var. Ve her sabah da zaten biz bugün doğanlar, ölenler, aynı zamanda bizim arada da var bunlardan. Tekrar ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün konuğumuz Işık Öğütçü, Orhan Kemal'in küçük oğlu. Tekrar teşekkür ediyoruz geldiğin için ve bu kitabın da talihi açık olsun diyoruz. Kitabı sahnede de izleyebilirsiniz ama okuyarak gitseniz oyunda çok daha mutlu olursunuz diyoruz. Everest yayınlarından çıktı. Orhan Kemal'in 3 oyunu Nazım Hikmet'te. 3,5 yıl arkadaş ıslıkları tersine dünya oyunlaştırıldı ve sahnelerde de göreceksiniz oyunu. Biz bugün programımızı Mizgin Yılmaz, Fedai Karakeçili, Baran Demirtaş, Ömer Acar, Olcay Kızılpınar, Sertaç Çelik ve yönetmenimiz Evrim Doğan'la birlikte hazırlayıp sunduk. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.